Yıllar sonra eşine yeniden hediye alan Sinan Bey, dünkü ödevinde bıyıklarını kesip imajını tazelemişti. Bu başarılı ödevin ardından sırada bakalım ne var? Sana büyük bir sürprizim var. Şey, büyük parka giriyorsun, tamam mı? En şık kıyafetini giyiyorsun ve güzel makyajını falan yapıyorsun, öyle giriyorsun, tamam mı? Çok özel bir yere gideceksin. Eşini sevindirmek için her türlü fedakarlığa hazır olan Sinan Bey, bu akşam yine sürprizlerle dolu. Ben geldim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Çok şık olmuşsun. İstediğin gibi olmuş mu aceleyle? Bu kadar olmuş. Olmuş hayatım, olmuş. Gittiğim zaman kendisi çok gayet iyi grand tuvalet giymişti. Ne ara hazırlandığını inanın bilmiyorum. Özlem ve Sinan çiftimiz için bu akşam çok özel olacak. Bu gidişle çiftimiz günün en yüksek notunu alabilir. İnanmıyorum hayatım, sen böyle bir... Evet, çok etkilendim. Eşimden böyle hareketler görmek beni çok ama çok mutlu etti. Harikasın. Yani ceketimi bile düşünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Güzel. Romantik bir ortam olsun. Özellikle şamdandır, mumdur falan, hani balık restoranı falan, o tarz bir şey düşündüm. Ve güzel de oldu. Beni şu an çok şaşırtıyorsun. Harikasın. Ya senden böyle bir kibarlık, böyle bir incelik, takım elbise. Bak senin için bıyıklarını bile kestim artık. Teşekkür ederim. Ya daha ne isteyeyim ki yani? Onun hep fazla bir şey beklentisi yok benden ama ben de biraz ona ihmal ettim. Onun da farkındayım ama hani bu saatten sonra bazı şeyleri de değiştirmenin zamanı geldi artık, öyle düşünüyorum. Ailemiz aşk dolu günlerini adeta yeniden yaşıyor. Beğendin mi takım elbisemi, nasıl olmuş? Çok şık. Ne giysen yakışıyor zaten sana, bu ayrı bir yakışmış. Uzun zamandır bana ne kadar yakışıklı olduğumu söylemedi. Yani orada beni biraz onur, beni bayağı onur etti. Mutlu oldum, sevindim. Bak gecenin ilk sürprizi geliyor. İnanmıyorum, çok teşekkür ederim. Ya bu harika bir şey. Uzun yıllardır eşine hediye bile almayan Sinan Bey bu ödevle adeta sınırları aştı. Bakalım günün sonunda daha neler olacak? Bunları düşünmen çok güzel. Çok sağ ol. Bugün sana ben hizmet edeceğim mesela. Öyle söyleyeyim yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sinan Bey'in asıl sürprizi birazdan gelecek. Büyük sürpriz hazır mısın? Daha da mı var? Var tabii. Uzun yıllardır hayalini kurduğu tek taş yüzüğü karşısında gören Özlem Hanım büyük şaşkınlık yaşıyor. İnanın yani cebinden çıkarttığı zaman hiçbir şey söyleyemedim. Tutuldum, çok mutlu oldum. Olmadı galiba. Hay Allah, olmadı. Parmağımı olmadı ama sağlık olsun. Düşünmesi, dikkat etmesi benim için çok yeterliydi. Değiştiririz. Yüzüğü görünce zaten muskut tutuldu. Konuşamadı bir ara. Tek yaptığı şey bana sarılmak oldu. Sadece sarılıp onu hissetmek istedim. Özlem Hanım'a sürprizlerle dolu bir gün hazırlayan Sinan Bey, bakalım Aynur ve Yeşim Hanım'dan kaç alacak?